Tüylüoğlu İnşaat Candan Olsun'u sunar. Alkışlıyorum. Alkışlayalım. Efendim, ekranların yıldız kanalı.
52 TV ekranları başına yine Candan Olsun Show'la muhteşem bir programla huzurlarınızdayız. Yine dolu dolu türkülerle, muhteşem konuklarla huzurlarınıza geldik. Erdal Canlı ve ben. Melek Yıldız Hanım. Kanalımız 52 TV ekranlarında. Bugün bizleri hazırlanıp izleyenler, kumandanın ayarlarıyla oynamayın. Sizi muhteşem sesler bekliyor. Önce dinleyin, sonra karar verin. Candan Olsun Show. Pancarım geldi mi? Pancarım geldi, arabanın bagajında. Arabanın bagajındaymış. Anneciğim, izliyorsun mutlaka. Akşama sarma için hazır ol lütfen. Şimdi Melek. Ağzına sağlık, harika bir eserdi. Kardeşim sağ olasın. Şimdi senden bir eser alalım. Sonra konuklarımı sana bekletmeyelim. Malum herkes oruç diyor. Ay evet. Sırayla gidelim. Haydi. Aynen. Sıradan haydi gidelim bakalım. O zaman efendim. Ordunun gülü diyor, Ayvası'nın bülbülü. Erdal, sen ne içtin, ne yedin de geldin buraya? Oruçlusun da bir şey de yiyip içemiyorsun. Gece ne yaptın yenge buna, kurban olduğum, ne yaptın? Pancar çorbasını çok mu kaçırdın? Yok, aksine ben de pancar istemem ama. Vallahi ben. Hadi yani çok değil yani, bir tabak helle çorbası olsa bana da iyi geliyor. Yani. Bir tabak dolma bana da iyi geliyor. Tabii ki o kadar da pancar şey değil ama pancar sonra olmuyor. Yerim Melek. Şimdi aynen. Yıllar önce Metin Çiftlik abi dinlemiştim. Bizim eskilerden. Ah anama anama diye şarkısını çok dinledim. Çok dinledim. Evet. Hatta bir ara ben de playback yapmıştım. Günün birinde diye şarkılarını çok da severek dinliyorum, izliyorum. Ondan Allah razı olsun. O bizi kırmadı. Normalde televizyon falan gitmiyor. Normalde programlara gitmiyor. Ama ne de şanslıyız etmiyorum. Yani. Kimi çağırsam Allah razı olsun başta taca geliyor. Konumsa da bekletmeyelim. Aynen dedin. Bekletmeyelim. Metin Çiftlik abi diyoruz. Alkışlarla. Müzik
nasıl beklersen. Ben de sen öyle bekleyeceğim. Çiçekler baharı nasıl özlerse, ben de seni öyle özleyeceğim. Özleyeceğim, özleyeceğim. Her gün yollarını gözleyeceğim. Mükemmel bir orkestra. Orkestramız çok güzel harbiden. Helal olsun hepsine. Bütün arkadaşlar onlara gelsin. Evet, canlar, canlar sağ olun. Nora zor bulduk. Yani zor bulur, zor bulur da gerçekten. Yani grup olduğu zaman da okunuyor. Aynen, yani. Aynen. Mustafa'nın sağ ol, canın sağ olsun. Zor bir eser gerçekten üstadlarım yani. Aynen. Okuması da çok zor, aynen. Çalması da zor yani. Allah rahmet eylesin. Kenan Temiz'i dinlemiştim. Tabii önce ozanlarla büyüdük, onlar olduğu için biz de aynı şekilde devam ediyoruz. Ne mutlu eğer edebiliyorsak halkımız bunu görüyor. Bu arada Ramazan bayramı yaklaşıyor. Evet, aynen. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah razı olsun. Oruçlar Cenab-ı Allah kabul etsin. Amin. Cümlemizi oruç olduğumuz için anca dilimizin döndüğü kadar okuyabildik. Çok teşekkür ederim. Programımız hayırlı olsun. Allah razı olsun. Var mı istediğiniz bir şey? Ayaklarına çok sağlık. Çok teşekkür ederiz. Güzel eserler hazırladım. Eyvallah. Dinleyeceğiz. Canlı canlı yapacağız. İnşallah abi. Seni böyle alalım. Alalım. Abi. Diğer konumuzu çağıralım da sonra. Aynen. Melek konumuzu verdim daha. Yani evet harika ya. Muhteşem. Aynen. Bulunmaz bir eser. Abi, ya. Ben size söylemiştim sevgili izleyiciler. Sizlere çok güzel konuklarla geliyoruz yine bu hafta diye. Biz yaptık mı böyle program yapıyoruz yani. Farkımız olmalı tabii. Farkımız olmalı. Canlı olsun fark olmalı. Evet ikinci konuğumuzu da alalım, onu da bekletmeyelim. Bol bol türkü yapacağız. Sen bana sevin, ben bana sevin kardeşime. Tabii ki sen yap. O da beyler şimdi beyler yap. Şöyle söyleyeyim. Yani Ömer'i bayağı zamandır tanıyorum ama bu sene daha çok iyi tanıdım. Cemil de aynı beni gibi bana çekmiş o. Cemil de bir lira parası olsun, bir kişi yemek isteyen bir insan o. Şimdi onu da fazla Allah daha beni çok versin. Vallahi öyle bir insan, iyi gönlü bir insan. Bize öyle adamlar lazım, böyle çarpan, çırpan, dolandıran, fırıldak yapan, yalan konuşan insanlar bize lazım değil abi. Bize, maalesef, aynen. Güzel, gönlü güzel olan senden lazım. Aynen. Onun için kardeşim fazla bekletmeyelim. Aynen, alkışlarla alalım. Ömer Akçay diyoruz kardeşime. Yaylalar güzel olur,
Süperdi. Adam Kural, hoş geldin. Hoş bulduk. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Programınız hayır uğurlu olsun kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Başarılarınız daim olsun. Ama ben yakan mikrofonumuz. Biz alışmışız öbür zaten. Aynen. Olabiliyor ara sıra böyle şeylik tabii yapabiliriz. Tabii ki canlı yayın ben da oluyor. Ben Ardahan'ı özellikle değerli kardeşim Ahmet Yılmaz kardeşim için ve ailesi için, bütün Ardahanlılar hemşehrilerimiz için özellikle seçtim onu, bugün repertuarımızı aldık. Çok daha güzel eserdi. Çok güzel eserdi ama. O haliyle Ardahanlılar Ardahan'a selam olsun buradan. Size de armağan olsun. Hepinize çok teşekkür kardeşim. Ediyoruz. Oturalım. Teşekkür ederim. Kolumuz arkada kalmaz. Boynunu bükmüşsün Metin abi, ne oldu? İnan öyle uykusuzum ki sabahleyin elinizi öper. Kızım hem voleybola gidiyor hem ayrı dershaneye gidiyor. Gittik okula, yarım saat sonra saat 6'da zaten yatıyorum, 8'de geri kalktım, hiç uyumadım. Allah yardımcısı olsun. Yani. O dert olsun bende abi. De var. Sizin gözünüzde olduğum farklı oluyor. Aynen. Dünyam benim. O yüzden de uykusuzum yani. Hakkınızı helal edin anca. Helal olsun abi, ne demek. Programda kardeşime de söz dedim. Ben gitmiyorum. Yeni bir albüm çıkaracağız, onun için bekliyoruz. Öncelikle bir Amasya. Ardahan'da bahsedince bir Amasya. Yakında klibim var Allah nasip etsin. Belediye başkanımıza yaptık. Ben dedim kardeş git diyorum, abi gel dedi, bize de sağ olsun geçen bir hafta oldu Ramazan. Aynen bir hafta. Yemeğe davet etti kardeşim. Amasya'da mı çekmeyi düşünüyorsun? İnşallah. Ah çok güzel. Zaten sağ dagaya, sol dagaya hasret kaldık demli çaya. Gidiyoruz Amasya. Gidiyoruz Amasya. Bol bol bamya yer gelirsin. Valla Amasya gerçekten çok güzel bir yer. Yani tarihi. Evet çok güzel. Kilan arasında böyle. Padişahlar şehri biliyorsunuz. Tarihi. Ben en çok tarihine hayran kaldım. İnanılmaz evet. Güzel bir yer. Elması da bol. Evet. Elması da güzel. Elmanın yarısını bir şeyle arasını bir de markasına farkı. Yazıyoruz arada... işte ne bileyim Ahmet'im elimizden sevgili yönetmenim. Metin abi bu arada bana bir eser yazacağım. Aybastı'ya yazacağım. Aybastı'ya. Şimdi Aybastı Belediye Başkanı'nın geçen dönem müziğini ben yaptım. Gündoğar, İzzettin Gündoğar. İzzettin Gündoğar, evet. O müzik benim de Amasya'da şeyde çalan Aybastı'da. Tabii... gönlümde hep müzik yapmak, söz yazmak. Aynen. Biz de bunları başarıyoruz Allah'a şükür. Ne büyüklerimizden işte Veysel'lerden, Papurlar'dan, Kızıl Tura'dan, Nurşaniler'den gelen bir... Çok büyük bir yetenek hocam. Yani onlardan gerçekten büyüdüm. Gerçekten yetenek eyvallah. Yani. Mesela abi... saçlar altın sarı, aşkımız kaldı yarı. Ya. Melek üzerine giymiş yelek, yeleği de melek. İki dakikada hallettim. Sen yaz abi eserimizi, ben Melek'le ana klip çekeyim güzel. Olur, söz verin sana bir söz. Sen bize bir şimdi şarkı... Evet, Erdal'la yazdık, sözünüz var, klip aynen. Çekeceğiz. Efendim Tokat Erbağ var, Erbağlıyım, Erbağlı, bayrağınadır bağlı.
Emin kızım almadım efkarlıyım hep. O da 2-4 metromu 88. Yazıyoruz böyle. Anladım, yetenek var. Vallahi billahi. Evet. Ömer Akçay'da var mı acaba böyle eser yazmalar? Benim yaklaşık 300 küsür tane var. 70 tane okumuş. Zaten var. Düşünerek söylemesinden anladım. İbrahim Erkal gitmiş, Ömer gelmiş. Öyle mi olmuş? Allah rahmet eylesin. Allah onu rahmet eylesin. Ondan çok feyiz almıştık tabii ki. Abimiz o bizim üstadımız. Aynen, aynen. Ondan da okuyacağım ya eserini nasip olursa. Buradan bir de bizim şey vardı, Ayhan abi, Ayhan Attekin. Evet. Bir gün bir kanalda program yapıyorduk. Dedim abi bana konuk gelir misin? Ben de daha yeniyim, yeni sanatçıyım. Evet. Bize konuk gelir misin dedim. Ya öyle bir konuşuyor ki adam, vallahi insanın yağı seri ya. Dedi ki ne demek kardeşim, yenisiymiş, eskisiymiş, öyle bir şey olur mu? Sen de madem davet ediyorsun, geliriz, niye gelmeyelim dedi. Tabii ki. Onun Allah mekanı cennet eylesin, nurlar içinde yatsın. Bir ay sonra rahmet oldu. Mekanı cennet olsun inşallah. Ne oldum demeyeceksin, aynen, yarına bakacaksın. Evet. Yani tabii kimsenin yarına almıyorsun. Garantisi yok. Aynen, büyüklemenin kibirlemenin anlamı yok abi. Sen açıksan sanatçını yapacaksın. İş adamı sen işlemini yapacaksın. Ben seni davet ettim, sağ olasın. Allah razı olsun. Sen de ben davet ettim, ben de öyle ben abi. Yakayım, gelim yani. Şimdi ne yapalım? Demaya gerek yok hemen. Öyle abi ya, gideceksin. Böyledir yani, bu insanlık böyledir. Müsaitsen yani. Gideceksin. Yok, her zaman. Aynen. Senin öyle. Şeyin. Hani ben gitmiyorum, ben büyükleneyim, kimleneyim. Ben bazen şimdi sosyal medyada adam bana yorum yazıyor. Yorumu karşına ben de altına yorum yazıyorum. Teşekkür ederim, sağ ol kardeşim babında. Bazıları diyor ya sen niye kendini öyle şey düşünüyorsun? Daha ne alakası var kardeşim? Adam seni dinlemiş, sana mesaj yazmış. Nezaket çok önemli. Mecburen adama cevap evet. vereceksin. O zaman ne oluyor? Sen adam saymazsın benim gözümde. Evet. Yani geri yorum yazmazsan. Evet, bir de şey, Ordu TV benim ilk televizyon programına başladığım zaman. Aa, ne güzel. O zaman Ordu TV vardı. Ordu TV. He. Ordu'nun kanalıydı o da. Rahmetli Osman abi. Osman güzel suydu sahibi. O zaman rahmetli oldu. Oradan Allah rahmet eylesin. Yani. Kaç senedir müzikle uğraşıyorsunuz hocam? Vallahi ilk okuldan beri bir müzik sesi maşallah. Duysam. Maşallah. Yani halen de uğraşıyoruz. Yani müzik Metin sesi duyduğum yere hemen koşuyordum. Ben bir 87. 87. Aynı zamanda Kültür Bakanı sanatçısıyım ben. 87, 86 o civarında. O zaman mi? Üstadlarımla birlikte bugün bol bol müzik yapacağımız için aynen. Çok mutluyum. Aynen. Erdal'cığım oturmak yok. Oturmak yok. Aynen, oturma yok bugün. Devam edelim. Türkülere devam. Aynen. Aynen, devam. Türkülere bugün. Şehirler eskirde, bir sen eskimesin.
Kerim'a. Aylar yıllar geçer, takvimler eski. Bir sen eski mesin, bir sen Kerim'a. Evler yıllar eski, şehirler eskirde. Bir sen eski mesin, bir sen Kerim'a. Yine döktürmüşsün, ağzına sağlık. Oturalım. Aynen. Vallahi. Bu arada Ergin Müezzinoğlu kardeşim ailesiyle beraber Aybastı'dan izliyormuş bizi. Aybastı'dan. Aybastı'ya selamlar olsun. İnşallah haftaya bayram. Bu arada mübarek Ramazan ayımız bitiyor. İzleyen olur, izlemeyen olur. Sonuna kadar bekleyen olur, beklemeyen olur. Şimdiden gelecek bayramınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdiden söyleyeyim. Bayramda Aybastı'dayız. Efendim. Hayırdır bayramda. Erdal? Selamlar geliyor. Ben de onlara şimdi oturayım ki. Unutmayalım diye. En çok selamlar konusunda Erdal daha iyi bu konuda vallahi. Yok, Allah o yüzden Allah. Erdal'ın WhatsApp'ına yazın. Bana yazmayın. Benim gözüm yönetmende çünkü. Erdal sadece gelen mesajlarla alakadar oluyor sevgili izleyiciler. Onu WhatsApp'ına atabilirsiniz. Ya sağ olsunlar. Bizi... Var mı gelen mesajınız? Çok var. Okuyalım. Bizim orada Görköy Karahsan Köyü muhtarı bizi izliyormuş. Ona selam olsun Nur abiye, Nur Köse'ye. Aybastılı Necla abla, Necla Arslan abla bizi izliyormuş. Ona selam olsun. Selamlar olsun. Düzce'den Mustafa Karadeniz eski muhtarımız, yeni de adayımız. Vallahi Cerrahpaşa'ya ne oldu diye soruyor. Hazırladım. O yerine dur ya. Okuyacağız onu nasip olsa. Mustafa Karadeniz'e selam olsun buradan. Selamlar olsun. Bildiğim kadarıyla Tokatlı yine. Sürmeli Çelik Hanım bizi izliyor şu an. Ona selam olsun. Sıra. Yine Aybastı'lı bildiğim kadarıyla. Nedime Bülbül diye bir bayan arkadaşımız benim sayfamda. Maşallah ya. Aybastı'dan gidiyorsun. Evet. Aybastı'yı beni çok seviyor. Allah razı olsun onlardan da. Bazıları ben nüfusumu Düzya'yla alacağım. Bu Aybastı'yı alacak. Sen Karahsan'a at. Ben Düzya'yla değilim. Karahsan'lıyım ben. Nedime Bülbül'e burada selam Pardon olsun. Pardon ama Karahsan nereye bağlı? Karahsan Gölke bağlı. Emine Kaya yine Aybastalı. Emine Kaya bizi izliyormuş. Emine abiye selam olsun. Saynur Kaya abla bizi izliyor. Ona selam olsun. Selamlar olsun. Alaaddin abime de Alaaddin abiye selam olsun. Metin Ateş. Düzce'de muhtar adayı şu anda o. Evet. Metin abiye selam olsun. Geçen hafta gelmişti. İftara çık beraber. Vallahi bütün adaylarımızın yolu izi açık olsun. Biliyorsunuz ki kanalımız da bir seçim yoğunluğuna girecek. Herhalde bayramdan sonra bizi atıyorlar buradan. Seçimden evet, sonra gelin seçimden diyorlar. Seçimden sonra tekrar devam edeceğiz. Necla burada bize gelmiş hatta seçimden sonra gelebiliriz diye. Evet öyle olacak galiba. Seyirci olarak gelebiliriz diye. Hamza Demir abi de bizi izliyor. Hamza Demir bak şimdi mesela geldi ona da selam olsun.
Vahap abi diyor ki ben o kadar döktürüyorum ay bastının bülbülü, perşembe yaylasının sarı gülü, hiç okumuyorsun. Bundan sonra sana mesaj atmıyorum diyor. Sana atacak. Bana da sağ olsun. Tamam abi. Sana atsın, öyle yapalım. Bana çok sağ ol Vahap abim. Allah razı olsun. Şimdi ne yapıyoruz Melek? Biz Türkiye de... yapıyoruz yine. O, tamam. Ordunun denelerini hazırladık değil mi üstadlarım? Neyse sıradan gidelim. En çok sizden ayrıldığıma üzüleceğim. Ya ayrılmıyor ya, bir iki hafta var hanım. Öyle mi? Seçim bitene kadar ayrılacağız. Seçimden sonra tekrar ayrılacağız. Valla seçim ne zaman hiç bilmiyorum ki. Yoğunluğumda seçime de baktığım, takip 14, ettiğim yok yani. 14 Haziran. Nasıl olsa geldiği zaman yer yerinde oynayacak. O yüzden. Haziran. Haziran mıydı? Evet, şurada fazla zaman. İnşallah olur. Memleketimiz için hayırlara vesile olsun. İnşallah güzel şeyler olur. Herkesten onu diliyoruz. Rabbim kim iyiyse, kim bizlere güzel hizmet edecekse başımıza onu nasip etsin. Amin. İnşallah. Amin. Oturalım. Oturalım. Şimdi biz üstadlarımız böyle otururken fazla konuşmayacağız ona göre. Vallahi biz aslında... Ben şöyle mikrofonu şimdiden teslim edeyim hocama. Şimdi az önce kardeşim güzel Türkçe okudu. Yıldan önce benim hemşerim okudu. Oğuz Yılmaz. He. Evet. Ankara yıllarımda. Rahmetlik. Allah rahmet eylesin. Güzel yorum yaptı. Ağzına sağlık. Bu arada gündemde o türkü. Ağzına sağlık. Evet, bu ara hakikaten gündemde. Bakıyorum gündemi de takip ediyorsun. Ben valla işte rastgele okudum ha.
Yani aslında çok yoğun. Normalde var ya, nefes alacak hali yok. Evet. Ama bu arada bu işlerle nasıl başa çıkıyor bilmiyorum. Vallahi hanım oradan TikTok'tan izliyor onları şimdi. Baktım kulağıma hoş geliyor, hemen yakalıyor bunu. Var bir iki eser daha var. Bak dizilerden patladı, ben sana yazayım onu, onları da çalışmasını. Ben şu anda dizilerdeyken özel bir kanalda güzel bir ara Çukur dizisi diye bir dizi vardı. Yönetmeni benim köylüm, yakın köylüm. O ara benim anam türküsü koyulacaksa Ender'i koydular. Bu işler böyle nasiptir yani. Aynen, torpil nasip olan, evet. Parası olan yürüyen. Yani. Ne kadar... vallahi diyorum bak, sesin güzel de olursa olsun arkanda birileri olacak. O doğru. Yoksam yaz siz, Ahmet yıllardır verir benim eserlerimi. Kendi de güzel okur yönetmenim. Bu iş kader işi. Ben bir ara günün birinde rüzgarı yakaladım. Ahanımla yakaladım. Ama ben biraz siyasi konuştum. Yani Türkiye'de bu bir gerçek. Yazık oluyor sanatçılara. Yani inşallah her şeyin hayırlısı diyor kardeşim. Hayırlısı gelsin, sanatçılar doysun. Aynen. Ya biz gülmedik, hani diyor Azeri Bülbül, onlar gülsün inşallah. Allah hayırlısını geçsin ve sanatçıların kıymetini bilenler gelsin. Bir yani. De öyle bir şey ki yani seçim oluyor, sanatçılara, sazcılara oluyor ne olursa. Ben de korona oluyor, sanatçılara, ben sazcılara oluyor. Ben de yalakalık yok kardeşim. Dünyada, her şey bize yani, bizim için. Dünyada Hazreti Ömer'in adaleti olsun. Herkes birbirle paylaşsın. Komşum abi. Aç gezerken öbürler dok gezmesin. Milyonları götürmesin insanlar. Özellikle sanatçılar çok çekti koronada, biz depremde, Allah ölenler Allah rahmet eylesin. O zaman reklamımıza çok az kalmış. Üstadım güzel bir tane alalım. Bir tane okuyayım o zaman. O babam, şahane sesini bir dinleyelim. Bayram geliyor. Bir bayramda bir babam, babasızlar için bir yazalım, okuyalım, çizelim. Dizinde sarılırdı beni
sözüm babamın da sözünde. Desene babamı görmeyeceğim. Sıra sıra yaş gözümden dökülür. Desene felek, desene felek, desene felek. Baba kaç bayram, kaç yılbaşı sensiz geçecek. Babanlar el öpecek, benimse boynum bükülecek. Biliyorum baba, kaç bayram, kaç yılbaşı bu bayramla sensiz geçecek baba. Bu bayramla baba. Reklamlar efendim. Reklamlardan sonra bizden ayrılmayın lütfen. Tüyloğlu İnşaat'ın sunduğu Candan Olsun devam edecek. Sadece ticaret yapmıyoruz. Biraz da insan biriktiriyoruz. Demli, şekersiz bir çayla, güler yüz hoş sohbetle, bir günaydın acı bir kahveyle. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. İşimizi seviyoruz. Nuri Kumaş, Köroğlu Kuyumculuk, Ünye. Ben sizi tutumu bilirdim. Sürekli bir yerlerdesiniz. Biletdükkanı.com. Bak hala seni tanımayanlar var. Tatil senle kolaylaşır. Çok uzaklar yakınlaşır. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere. Biletdükkanı.com götürür seni istediğin yere. Hadi ben gidiyorum. Gidecek yer mi kaldı Emrah Bey? Götür beni gittiğin yere. Dünyanı büyüt Seda. Biletdükkanı Metaverse'de bile var. Götür beni gittiğin yere. Gencay İnşaat Fatsa'da zirveyi sevenler için muhteşem bir projeye imza atıyor. Teras Park 1 ve Teras Park 2'yi tamamlayan Gencay İnşaat, Teras Park 3 ve Teras Park 4 ile Fatsa'nın zirvesinde 3+1 160 metrekare daireleri sizlerin beğenisine sunuyor.
muhteşem manzarası, bulunmaz konumu, benzersiz bir yaşam alanı ile Teras Park 3 ve Teras Park 4 sizleri bekliyor. Gencay İnşaat. Hayalleriniz bizim projelerimizdir. Poytan, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytan, ısı yalıtım sistemleri. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İsaat Çay Sigorta. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İsaat Çay Sigorta. İsaatçaysigorta.com. Atlar İnşaat'tan Ordu Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'ne komşu muhteşem bir proje. Modern Park Evleri. Her gün değeri artan Cumhuriyet Mahallesi'nde yükselen modern park evleri, yüzme havuzlu, yerden ısıtmalı, geniş yeşil alanı ve otopark ile sizleri benzersiz bir yaşama davet ediyor. Üstelik 0.69 kredi oranı ile tapunuz hemen teslim. Bilgi telefon 0452 222 24 24. Atlar İnşaat bir Çetin Ak kuruluşudur. Mesbel Mesudiye yöresel ürünler 4 şubesiyle hizmetinizde. Mesudiye yöremize ait %100 doğal, katkısız ürünlerimiz Mesudiye ve Ordu şubelerimizden sonra şimdi de İstanbul'da Ümraniye'de hizmetinizde. Mesudiye yoğurdundan Gilik peynirine, köy tereyağından Mesudiye çökeleğine, tulum peynirinden kuşburnu pekmezine, köy tarhanasından sucuğuna kadar özlediğiniz tüm lezzetler burada. Ben kimim? Memleketim Kütahya, işim seramiktir benim. Bu topraklardır yerim yurdum. Adım adım bu ülkenin her köşesindeyim. Ben Kütahya Seramiyim. Dost Meclisi'nde milli seramik diye bilinirim. Dünyanın her yerinde bu toprakları temsil ederim. Fark yaratmayı severim. 60'a 160, 80'e 160... 80'e 240, 120'ye 120 olabilirim. Ha, kimse de olmasın derseniz 120'ye 240 derim. Ebatlarımla ve doğal tasarımımla Türkiye'de ilk, haliyle tekim. Ben Kütahya Seramiyim. Selçuk İnşaat, Ordu'nun en önemli noktalarındaki projelerimizle sizlere sıcak yuvalar kurmaya devam ediyoruz. Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları'nda 120 metrekare ve 140 metrekare 3 artı 1, 210 metrekare 5 artı 1 dubleks daireler, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları'nda 125 metrekare 3 artı 1, 200 metrekare 6 artı 1 daireler, Bucak Mahallesi'nde Şanlıtürk 8 sitesinde 120 metrekare ve 136 metrekare 3 artı 1 daireler, Şahincili Mahallesi'nde Sultan Alparslan sitesinde 122 metrekare ve 136 metrekare 3 artı 1 daire seçenekleriyle güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Şanlıtürk yapı güvencesiyle en iyiyi isteyenlerin tercihi. D-Smart'tan süper ikili. 24 ay kalma sözünüze 16 megabite kadar limitsiz internet ve D-Smart Go film dizi paketi ilk 12 ay ayda sadece 169 TL. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3 artı 1 125, 135, 150 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her
her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. Gayrimenkul yeni projeleriyle ordunun her yerinde sizlere yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Şahincili Mahallesi'nde ADL Park, Harman Yeri, Pınarbaşı, Bahar Bahçe projeleri. Cumhuriyet Mahallesi'nde Akçatepe Evleri, Şirin Evler Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Terzili Mahallesi'nde muhteşem konumda yepyeni projeleriyle orduyu kucaklıyor. 1000 metrekare yeni showroom alanı, size özel mimarları ve özel ekipleriyle evinizi dizayn etme imkanı sunuyor. Hayalinizdeki eve, evdeki hayalinize Adalı Gayrimenkul'le ulaşın. Özellikle bu ayda böyle bir görüntü, hem kar hem bu güzel şelalenin bir arada olması oldukça güzel. Kapatıyor. Hiçbir don dahi olsa bu zarar etmez. Ama ayaza çekerse o tehlike olur. Değil mi? Program çekimleri sırasında işte böylesine harika, böylesine muhteşem bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Kar tipi şeklini bastırdı sevgili izleyenler ama Allah'tan şelalenin hemen altına bir mağara var. Gördüğünüz gibi şelalenin altında bir mağara var. Akkuş merkeze de yağıyordur, ana yola da yağıyordur. Bizim geri dönüşümüz nasıl olacak ona da bakıyoruz. Misafir edersin bizi değil mi Ayhan? Tabii, her türlü misafir gerçekten edersin. Gerçekten misafir edersin. Muzaffer hiç mi gitmesek ya? Tüylüoğlu İnşaat'ın sunduğu Candan Olsun devam ediyor. Hele ben de genç yaşımda düştüm bu derde. Eksilmez başımdan duman anacağım can. Ah hele falan düken olmuş arada perde. Eksilmez başımdan duman. Duman, anacan, anacan, can. Yar, bağlan döken olmuş arada perde. Eksilmez başımdan duman, duman, anacan, anacan, can. Thank you.
çekerim efkar zarı. Bülbül gibi bekliyorum baharı. Ah hele bana hasret ettin sevdiğim yarı. Beni yakan kaşı kemandır anacan can. Yar, bana hasret ettin sevdiğim yarı. Beni yakan kaşı kemandır anacan can. Ah anacan can, anacan oyun.
efendim. Ağzına sana... yüreğine sağlık. Eyvallah, harika. Teşekkür ediyorum. Buradan Erzurum'u da anmış oldum yani. Aynen. Evet, Erzurum'a da selamlar olsun. Bu arada okuduğun annem eseri çok duygulandırdı beni. Anneciğim sana da gelsin. Bütün annemler darman olsun. Bayram da geliyor, yaklaşıyor. Buradan herkesin bayramı da mübarek olsun. Bayramlarını da kutluyorum canlı yürekten. Oturalım. Teşekkür ediyorum. Konuşalım da. Metin abiyi hep arkada unutuyoruz. Vallahi. Yo, ben mutluyum. Zaten. Ufaktan uyuyorum. Baktı ki biz çok konuşuyoruz. Rahat almış kendini. Ya güzel program. Şöyle yapalım Melek. Zamanım kısıtlı herhalde. Evet aynen. Metin abi de bir alalım. Oo, şahane. Ben oturduğum yerde okuyayım şöyle ya. Abi nasıl hocam, uşak alalım şöyle. Hayır. Kanal senin. Hava, arkasına kanal senin. Yorgun ya. Oturduğun yerden okusun. Yani oruç. Bütün kader mahkum bana gitsin. Kader mahkum. Allah kurtarsın. Gökyüzünde beyaz beyaz muslar kayboluyor birer birer muslar. Benim ineği biçip gezen aşk kurtlar. Çıkar benden kelepçeyi gardiya. 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 Kelepçeyi çıkar benden gardiya. Vurdun gittin şimdi ne var, yastıkların olsun
çekip gittin, şimdi ne var? Yastıkların olsun duvar. Kara toprak bir gün sarar, yüce Mevlam hesap sorar. Yar yar, vurdun gittin, şimdi ne var? Yastıkların olsun duvar. Kara toprak bir gün sarar, yüce Mevlam hesap sorar. Bu şarkı kime armağan edelim biliyor musun? Hayırdır, sen kostüm değişmişsin. Diğer sıktı beni biraz da. Zayıfladın ya. Güzel yakışmış. Harikasın. Eyvallah kardeşim. Bu şarkı güzel olmuş. Vallahi güzel oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Benim sağ olun. Benim de diyeceğim. Bak. Bu arada bayram geliyor az önce. Çünkü dedi ki kader mahkumlarını, ama kader mahkumlarını, vatan hainleri evet, değil. Evet, kader mahkumları. Aynen. Melek, bunu kimi armağan ederim? Vallahi ben Adem Demirci'ye armağan ediyorum bu eseri. Çünkü Ünye'de izliyorlarmış ekranları başında. Hepinize sevgiler gönderiyorum bu arada. Bir de benim bir tanecik can dostum var. Tekirdağ Kapaklı'da Harun Bek. Ekrana kilitlendik, yeter artık diyor. Eserini armağan edeceğim inşallah ona şimdi. O zaman Ordu'ya, Fas'a, Yeşiltepe, Ilıcalara. Fas'a da benim canım, selam olsun. Evet. Tokat'ta Vahap abi az önce bana kızdı muhtemelen. İlk mesajı ben yazdım ama diyor, sen mesajımı okumadın. Vahap neydi, ben su ismi... Vahap abi mi? Vahap abi ne fark ediyor abi, ben varım o var, ne fark ediyor? Yok abi, sen baş tanesin. Yok, o tribini atmazsa olmaz, o tribi olsun, atmazsa rahatlamıyor. Ayrıca bize Ekrem Çubukçu... Can abim. Ya bu tabi bizi şey diyor şu anda. Aybastılar diyor. Kenan Uylaş abi varmış. Avusturya'da Necla Çenek bizi diyor şu an. Ondan sonra İhsan Kaya, Serdar Arıcan. Gölköy'ler Dernek Başkanı. Pardon, Gölköy Gebze'ler Dernek Başkanı. Erson Karadeniz. Sevgiler gönderiyorum Mehmet başkanım. Mehmet Başkanı bizi diyor, Dernek Başkanımız. böyle işte yani genel Mehmet başkanımız Turan Ulus'a da selam olsun. Turan benim iyi dostumdur. Ulus müziği sayıkları. İskender abi Turan Ulus benim canım. Selam olsun, güzel bir ses o da, güzel. Bizden ses. De selam olsun abi. Bizi izleyen herkese. Yine Tokat'tan izliyorlarsa Erbaa'dan. İzliyorlar.
Turhal'dan benim Yörük Alevileri var. Yörük Alevileri. Canlarım, dostlarım, onlara selam olsun benim abilerim. Onlar da beni çok sever. Hepsine selam olsun. Sesimizin gittiği her bizden tarafa selam olsun. Bizden de selamlar olsun efendim. Edirne'den Kars'a. Yavru Vatan Kıbrıs'a kim varsa. Herkese selam olsun. Aynen. O zaman bir eserde ben az muhabbet aynen, çok müzik aynen, diyoruz. Şöyle canlı canlı bütün orduya gitmiş olsun. Ünye Akkuş ayırmıyoruz. Korgan Kumru ayırmıyoruz. Aybastı Gölköy hiç ayırmıyoruz. Beyza Arslan'a gitsin başa. Hepsine gitsin Akkuş'un gülgenleri. Beyza Arslan'a gitsin. Harikasınız ya. Bu Akkuş'un Gürgenleri geçen hafta okudum ya. Ne dediler biliyor musunuz? O yüzden yoğun istek üzerine biliyorsunuz. İki hafta aynı türküyü okumak huyum değildir ama o üstadlarla aynı türküyü tekrar istiyoruz diye aşırı derecede mesaj aldım. Olsun, yine yakışıyor size. Harikasınız. Yine hocalarımızı arkamızda bırakmayalım efendim. Tamam,
Yani Metin abi artık yakında uyuyacak burada. Müsaade etmeyelim yani. Canı sağ ol. Orada Sedat abi geldi. Sedat abi hoş geldin. Benim Mehmet Ali Özpolat kardeşim de burada. Bu uzun zamandır beni yalnız bırakmıştım. Buradan Pelit Özü'ne de selamlar olsun Aybas diye. Şimdi Mehmet Ali deyince ilk Pelit Özü akla gelen kişisin. Simge oldun yani, haberin olsun. Eyvallah. Şimdi sırada ben varım. Sırada tabii ki. Eğer okuyacak bir mesajın yoksa hemen yok, alalım şu seni. Şu an mesaj daha yeterli. Hemen alalım. Var da. Bir sürü var. Az muhabbet çok müzik. Çok aynen. Fazla biz detaylara girmiyoruz. Mesajdan sonra bir daha okuruz. Bizim izleyicimiz üstadların böyle alışkınlar. Yani. Az muhabbet çoktur. İnşallah. İnsan olsun. Yüreği önemli bize. Mesudiye'yi sığdıramadık. Mesudiye sığmamış melet. Sedat Ümer hocam. Yok melet. Melet dedik abi. Melet diye. Yani bize melet diye dönülüyor Mesudiye'ye. İşte Mesudiye olsun biraz ritim konusunda sıkıntı olabilir. Yok. Uzun ya. Aynen. Aynen. Cümle olarak. Uzun ya, aynen. Erdal'ın canı sağ olsun. Eyvallah abi. Aynen. Ayrılmadık yani memlekete. Sedat Ümer hocam da yayınımızda. Bu akşam onda programı var inşallah. Aynen. Bütün Kerkit Vadisi'ni davet ediyoruz ekranlara. Evet, niye öyle kaldık? Size sağlık. Şimdi Mesudiye derken benim de bir yaram var yani. Var değil mi? Mesudiye'yle alakalı. Radyocu bir arkadaşımız.
yerlere getirdik, bazı radyolara verdik. Sabahları bizi de çalmıyormuş. Canı sağ olsun. Üzülüyorum bazen yani. İnsan nereli olursa olsun güzel bir şey. Aynen. İnsan olsun. Candan olsun, evet. Biz bu camiye de 1987'de başladık. Ankara Radyosu Gençlik Korosu. Ve İstanbul'da bütün radyolarda ve Türkiye'de ilk uydu kanallarında program yaptık. O zaman Kanal 7'nin TVT'de. Ahmet abi de bilir o kanalları. Ama bazı haysiz arkadaşlarımız orduda yani. Özellikle Mesut diye de bir DJ arkadaşımız var. Ben de acısı var yani. Yani hani yetim diyorsun ya, bilmem ne oldum. Aynı şeye geldik. Üzüldüm biraz Mesut'u hatırlatırken. İnsan olsun be. Öyle evet, her yerden de şey çıkıyor yani. Bizim Gölkeli, orduyu ben, çok seviyorum. Ben de Gölkeli'yim. Fassalı abilerim var ki çok güzel insanlar. Aybaz'a da çıkıyor bazen. Sen yani o... her yerin iyisi her kötüsü yerin, var aynen, tabii aynen. ki. Yok yok yok. Ordu çok seviyorum. Yani ben o aslında şöyle düşündüm üstadım. Dedim ki bu korona kötüleri alıp götürecek. Yok, iyiler gitti, kötüler kaldı. Korona'da, korona'da bir şey yazdım. Bu nasıl virüstü, karı kocasına küstü. Dinliyor musun? Bu nasıl bir virüstü, karı kocasına küstü. Evin içine ateş düştü. Bu nasıl bir virüstü. Öyle bir şey de yazdım. İnsanlara birbirine yaklaşma diye yani. Bir ama de şey olsun ya. Kötüleri al da git diye. Aynen. Kötüler zaman kötüler senin yani. Benim. Toptan götürdüm. Yok yok, hastaneye düşüp geri çıktılar yani. Vallahi kötülere hiçbir şey olmadı. Cenab-ı Allah bilir yani. Onu Allah'ın bileceği bir şey. İyiler. Ne arkadaşlarımız, genç yaşlıkları, müzisyen, sanatçı arkadaşlarımız. Aynen öyle oldu. Biz abi. Kendi camiamızda da kayıplarımız çok. Şöyle kardeşim. Yakında aynen koronadan şeyden kalpten kadeh şekeri kaybetti. Yolları evet Allah ya rahmet çok eylesin. Güzel yüreği güzel sevdim. İnsanlar gitti. Evet. Mekanları cennet olsun gerçekten. Rahmetli Emre Saltuğumuz vardı. Yani çok evet, genç yaşta evet. Üstadlarımız, abilerimiz gitti yani. Yine bizim aşık. Çıkayım gariye bir akşam üstü. Bir gün önce kendisi ölüyor, bir gün sonra aşık garip Ferhat. Evet. Bir gün sonra eşi ölüyor yani koronadan. Var, mekanlar tamam, cennet ya olsun. Çok güzel insanlar götürdü. İnsanlık bırakmak lazım. Bizim şarkıyı sen bu ara Hızlandır abi de. Okuyalım mı diyorsun? Yok yok. Ben yani yapıp okuyalım. Yapalım. Yani, yani. Ben de ona gideyim bu yazın. Melek'le şey çekelim. Ama işte Aybaslı Belediye Başkanı yazmıştık. Unutma geçen sene, geçen dönem. Gün İzzettin Gündoğar'a selam olsun. Tabii şimdi yeni başkanımız var efendim. Sevgiler evet, olsun buradan da başkanımıza. Aynen. Yeni başkanımızın yanına gideriz beraber. Gideriz, müzik yapıyoruz. Tabii işte ki bu yani hafta Amasya Belediye Başkanı yazdım inşallah. Vaktim olsa okurdum. Sağa kaya, sola kaya, hasret kaldık demli çaya. Gönül verdim bu davaya. Ben orada gidiyorum Amasya'ya. Ömer de çok güzel eserler yazıyor. Abi ben yani tonlarca yazdım. O kadar başkanlara yazdım şey. En tepeden tut en dibine evet kadar yazdım. Ama paraya gelince fittir. Çıktı ben de yazdım. Paraya geldi. Money doğru yani. İşin açığı bu kardeşim. Evet. Yazıyorsun yazıyorsun para yok. Biz şimdi kişi veriyor parasını, adam yapıyor. Yani biz yaparken para verip yapıyoruz. Money finish. O hadi şarkıyı alana kadar var ya 50 tane dil döküyor. Şarkıyı aldı ya. Gerisi abi tır yalan. Biz de abi bir eser yapmak için bazı arkadaşlara yani ünlü de oldu. İsim vermeyeceğim ama. Ünlü adam, adama diyorum ki işte bu adamın müzikleri güzel. Buna şarkı yaptırayım. Adama parasını peşin veriyorum. Ondan sonra ne tarafına bakıyor da araman bakıyor. Allah öyle insanlardan korusun. Herkes. Amin amin. Verenler var içinde, bir iki tane çıkıyor böyle. Ama işte doğru söylüyor, rezil verenler edeceksin. Aynen. Ben nasıl şahsına konuşuyorsam adam beni biliyor konuştuğumu. Yani ekmek veriyorsun, ekmek yutsun çoluğuna çocuğuna diyorsun. Bir yandan da bakıyor üzülüyorsun. Camiye biliyor zaten o arkadaşı. Son gitti, son bir radyo. Aynen. Yani son bir radyo kaldı bakalım. Gezmedi radyo kalmadı. Şimdi bunun dediği de öyle. Şimdi sanatçı olabilirsin ama halk gözünde duruşunla yalakalık yapmayacağım. Ben tepedekine dahil konuşurum. Niye? Yalakalığa gerek yok. Halk aynen senin abi sesini seviyorsa, eserlerine yıllardır yapmışım bir ahan aman ama günün birinde. Hala herkesin dilinde. Ne yapacaksın abi? Yazacaksın. Sen de gelir gün gelir aynısını yakalarsın. Önemli çizgi yakalamak. Ben ne aynen dedim? Ozanlarla geldik. Bir Mahsuni bir daha gelmez. Bir Ali Kızıltı bir daha gelmez. Bir Aşık Veysel bir daha gelmez. Ama gelmez. Onların tırnağı olmaya çalışalım. Olabilirsek. Buyurun. Bir de üstadımızın öyle bir eseri vardı ya, her dinlerim, telefonuma da indirmişimdir, gelene kadar da çoğu kez dinledim. Benim o köylerden alacağım var. Abi, ya dinlemeye doyulmaz eserler. Adam niye alacağı var? Çocuğumu yaşamak. Var işte alacağı. Rahmetçi mezarına. Alamadık o yüzden. Mezarına kadar indirdim Allah rahmet eylesin. O çocukluğunu yaşamamış. Ölmeden mezarını yerini yaptırmıştı. Yamadağ diyorsun. Yamadağ'ın da tam karşısında. Bir ucu Malatya bizim, bir ucu Divrik Kangal işte. Yani adamın dediği yere geldik yani. Çünkü geleceği görenler, ozanlar geleceği. Kalp gözü açık ozanları. Allah rahmet eylesin. Ömer, onları biz konuşursak bitmez. Ömer üstadım hazır mıyız? Ben diyorum ki bir türkü gelsin rahmetli İbrahim Erkal'dan, buradan Allah kanı kanı rahmet eylesin. Amin. 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 Onun eserini bir evet bir seslendirelim. Ne okuyacağız? Bizi dinleyen dostlarımıza yalnızım. Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Amin. 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 Yalnızlık Allah'a mahsus. Tabii ki. Aynen. Hadi bak. Thank you.
umudum yok. Vaktimde gönlümde öz arzular gittiler birer birer. Gittiler, terk ettiler, defasızlar, hayırsızlar, içim yanar, ciğerim sızlar. Benim ne haddime ona gitsem, şuna gitsem. Kim ağlar benim yerime, kim yanar? Yanarsa bir garip, anam yanar. Gerisi yalan, 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 yalan. Oturalım. Hızlı aynen, bir şekilde doğru. Yerimize oturuyoruz. Ömer'im ağzına sağlık kardeşim. Jet hızıyla. Üstadım. Öyle bir bakışı var ki görmeniz lazım. Nasıl iyi? Öyle bir hızlı deyince. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ güzeldi. Eyvallah. Elinize sağlık arkadaşlar. Var mı? Sağ olun. Şimdi. Vaya gelin. Var mı la hemen? Evet. 88. Buyur üstadım. Evet. Hızlı geçiyoruz. Sonra hemen hızlı bir şekilde vedamızı edeceğiz. Belki de yolcusun, kalmayacaksın. Yaş olup gözümde damlayacaksın. Nasıl sevdiğimi anlayacaksın. Pişman olacaksın yar yar günün birinde. Günün birinde. Nasıl sevdiğimi
sen de solacaksın yar yar. Ordu köyünde günün birinde. Şekilde toparlama yapıyoruz çünkü o kadar güzel üstadlarımızla evet. beraber program ağırladık ki keyifli saatler yine hızlı bir şekilde bitti. Eyvallah. Bitti mi? İnşallah yine ya, şeref bize nail ya. Olur. Tekrar Sireden sizleri yine konuk ederiz. İnşallah. İnşallah. Her zaman söylediğim gibi Edirne'den Kars'a, Yavruvatan, Kıbrıs'a kim varsa Türkiye'mizde bir seçim olacak. Barış ve kardeşlikle geçsin. Şimdiden de bayramınızı kutluyorum bütün Türk, Müslüman alemin. Ben de buradan herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Seçimlerde en hayırlısı hangisiyse bizim abi, için yani abi. Bütün vatandaşlarımız Türkiye'miz için en hayırlı insan hangisiyse o gelsin başımıza. Herkese sevgiler, selamlar. Yayında, yapımda emeği geçen herkese arkadaşlar sazlar olsun. Ahmet kardeşim olsun sağ olsun. Ablacığım seni de öpüyoruz. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Neşe kattınız bize. Aynen. Kulaklarımızın pası silindi. Erdal'cığım. Aynen. İnşallah nasip olursa seçimden sonra yine beraberiz herhalde. Allah nasip ederse. Öyle çünkü seçim için yayın akışımız değişiyor. Biz de birazcık ara veriyoruz. Ama çok fazla değil ya. Birazcık ara veriyoruz. İnşallah. İzleyicilerimizin isteklerini mesajlarda gördük. Çoğunu yapamadık. Zaman kısıtlı. Çünkü konuklarımız da var. Onların da eserleri olduğu için çok özür diliyorum. Mesaj gönderen, gönderemeyen, izleyen, izleyemeyen her kim varsa herkese buradan kucaklar dolusu sevgiler gönderiyorum. İnşallah güzel bir Ramazan bayramı geçirmeniz dileğiyle. Erdal'cığım bir şey söylemek ister misin? Benim söyleyecek bir şeyim yoksa hep söylemeyiz. Bana bir şey kalmadı Allah aşkına. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ olun, kardeşim. Var olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Üstadlarımıza da aynı zamanda çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi ne yapıyoruz Melek? Vallahi şöyle hep beraber bir oyun yapalım. Ekran başı da ayağa kalksın diyor. Son vedamız güzel olsun. Aynen öyle olsun. Değil evet. mi? Bence de. Öyle yapalım o zaman. Haydi. Haydi.
Vay 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 vay. Lara gazı dedik sana. İnşaat Candan Olsun'u sundu.